Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Herkes topluluktan mı? Sen tek demek. Az topluluktan mısın? O zaman böyle sizin bölümler mühendislik mi? Genellikle. Evet, evet. Mühendislik dışında bölüm var mı? Neler var? Şehir bölge. Okul öncesi. Okul öncesi. Sizlerin mühendislik. Hangi mühendislik doğru? Elektrik, makine. Nasıl? Bilgisayar. Elektrik. Güzel. Sizler? Sizler. Bilgisayar. Ağırlığımız mühendislik ama şehir bölgemiz de var, okul öncemiz de var. Güzel, hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş ben sizi tanıtayım. Ben de biraz kendimi tanıtayım. Ben Serkan. Fatih hocanızla beraber aslında ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden mezun olduk. Daha sonrasında biraz yollarımız ayrıldı. Kendisi burada olunca. Ancak ben de şu an Leman Akademi'deyim. ODTÜ'de akademide ne yaptım? Aslında Endüstri Mühendisliğinde Engineering Management alanında yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonrasında İngiltere'de Reading Üniversitesi'nde Data Science and Advanced Computing üzerine aslında eğitimi tamamladım. Artık o şekilde bitti. Yüksek lisanslar bitti. Ve Leman Akademi'de Business Developer olarak çalışıyorum. Leman Akademi nedir? Ne yapıyoruz? Birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Leman Akademi olarak aslında genel itibariyle yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Bizim birazcık farkımız şu, Londra merkezli yurt dışı eğitim danışmanlığı merkezi firmasıyız. Bu noktada öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda lisans, yüksek lisans ve dil okulu noktalarında öğrencilerimize yardımcı oluyoruz ve 17 farklı ülkede 500'ün üzerinde eğitim kurumuyla aslında anlaşmalarımız mevcut ve onların temsilciliklerini yürütüyoruz. Bu noktada bize gelen öğrencilerin hepsi aslında en başından, karar verme aşamasından eğitimlerin sonuna kadar yanlarında olarak desteklemeye çalışıyoruz. Ve her sene 1000 üzerinde öğrenciyi serüvenine dahil oluyoruz diyebilirim. Serüvenine dahil oluyoruz derken de aslında bütün eğitim süreleri boyunca onların yanlarına giderek bir şekilde bir sıkıntı var mı yok mu? Her şekilde mesela hastaneye giden bir tane öğrencimiz var. Hastalanmıştı. Daha sonrasında onu ziyarete gittik. Londra'da yine buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Elizabeth öldü. Hep beraber onun cenazesine gittik. Bu tarz aslında küçük küçük etkinlikler yaparak eğitim serüvenimize dahil olmaya çalışıyoruz. Sınıfta yüksek lisans düşünenler var mı? Ben biraz bunu merak ediyorum. Herkes düşünüyor, süper. Peki, yurt dışında yüksek lisans düşünenler var mı? Süpersiniz. Ben aradığım faydalı. Şimdi herkes yurt dışında yüksek lisans düşünüyor. Yurt dışındaki yüksek lisansın biraz faydalarından da bahsetmemiz gerekiyor bu noktada. Anladığım kadarıyla yüksek lisans düşünenlerin hepiniz de yurt dışında düşünüyorsunuz. Tamam, süper. Yüksek lisans artık eskinin lisansı olmuş durumda. Dolayısıyla yüksek lisans yapmamak birazcık bir kişi için konuşulacak şu anda. Bence yapalım. Neden yapmak istemiyoruz aslında? Biraz onu merak ediyorum. Fark ettim ben. Yere kaldırdım. Aslında düşünüyor muyuz? Düşünüyorum. Şartlarımız neler olacak? Biraz onlardan bahsedelim. Her ülke, her programın tabii ki şartları değişecek. Ancak genel olarak bahsedeceğim. Referans mektupları. 2 tane referans mektubuna ihtiyacımız olacak. Bu referans mektuplarını nasıl alıyoruz? Akademik referans mektubuna ihtiyacımız var bu noktada. Ve şu anda bulunduğumuz sınıfta AA verdiğimiz hocalarla aslında aranızı iyi tutarak, Fırat hocanız olmaz. İstediğiniz alana yönelik hocanızla aranızı iyi tutarak gidip hocam bana bir referans mektubu yazar mısınız diyorsunuz. Ve hocanızdan aslında elde ettiğimiz bir tavsiye mektubu. Hocanız sizi okullara tavsiye ediyor ve bu şekilde aslında yüksek lisansa kabulünüzü alıyoruz. Daha sonrasında motivasyon mektubumuz var. Motivasyon mektubu her okul için ayrı ayrı yazılmak zorunda, başvurduğunuz okullar için. Bu programı neden istiyoruz? Bu ülkeyi neden istiyoruz? Bu üniversiteyi neden istiyoruz? Bunların hepsini tek tek anlatıyoruz. Bu sizin tamamen hikayeniz. Liseye gittik, üniversiteye gittik. Üniversite yıllarında neler yaptık, lise yıllarında neler yaptık. Mezun olduk, mezun olduktan sonra neler yaptık. Ya da çalışmaya başladık, çalışırken neler yaptık. Bu sizin bildiğiniz hayat hikayeniz ve o üniversite girdikten sonra, mezun olduktan sonra neler yapmak istiyoruz? Bunlardan bahsettiğimiz bir motivasyon mektubu hazırlama sürecimiz oluyor. Not ortalaması transkriptinizle beraber, lisans mezuniyetinizle beraber aslında yüksek lisans için çok çok önemli bir kriter diyebiliriz. Şimdi TED Üniversitesi'ndeyiz ve TED Üniversitesi gördüğüm kadarıyla ilk 200'de olarak bir reklam gördüm. Doğru mudur? Doğru değil mi? Doğrudur, ilk 200'de. Vakıf üniversiteleri arasında mı ilk 200'de? Ankara. Ankara Vakıf'ta ilk 200'de. Çankaya kadar ineceğiz. O galiba hani belli bir alan için hani o sıralamaya girmiş. Çünkü mesela o 200'ün altında belli alanlar var. Sustainability bir şeyler yazıyor. Hani o alanda o sıralama. O ve QS ranking olarak aslında iki farklı rankinge bakıyoruz biz bu noktada. İlk 1000'deki üniversitelerle çalışıyoruz biz Leman Akademi olarak. İlk 1000'deki üniversitelerde gerçekten eğitimine güvendiğimiz üniversiteler. TED Üniversitesi de bunların arasında ne mutlu ona diyoruz. Bu noktada ilk 1000'deki üniversitelere de aslında yabancı öğrenciler, uluslararası öğrenciler çok fazla başvuru yapıyor. Yani tek siz başvurmayacaksınız. O yüzden ilk başta bu masaya başvurular geldiği anda ne yapmamız gerekiyor? Bir ortalamayla, bir de ayaksız aslında kendimizi gösteriyor.
olmamız gerekiyor. Bu ikisi çok önemli. İlk başta daha şeye girebilmek için, elenmemek için, ilk motivasyon mektuplarınızı okutabilmek için ortalamanız ve ayarsınız bu noktada önemli olacak. Peki ortalamalar nasıl? Herkes yüksek lisans düşünüyor. Üç üstü olanları şöyle bir görsem. Süper, müthiş bir. 2,5 üstü diyeyim. 2,5 üstü. Üşendik mi gene yoksa altında mıyız? Hocam. Altında mıyız? Altındayız. Tamam. Şunu söylemem gerekiyor. 3 üstü gerçekten çok önemli. 3'ün üzerinde tutuyor olmak, 3'le mezun oluyor olmak gerçekten çoğu kapıyı açacak. 2,5 üzerinde de üniversite başvuruları var. Ancak 2,5 altında çok fazla başvurumuz olmuyor. Birazcık daha farklı yönlerden kendimizi geliştirmemiz gerekiyor başvurular yapabilmek için. Daha fazla aktivite ettiğim, daha fazla tecrübe bu tarz şeylere bakılıyor 2,5 altında. Ağırlığımız 3'ün üstünde ama 2,5'ün üstünde de var. 3'ün üstündekiler evet istediği üniversiteye başvurmakta neredeyse özgür diyebiliriz. İlk yüzdeki üniversitelere evet gönül rahatlığıyla başvurabiliriz. Ancak 2,5 ile 3 arasındaki öğrenciler genel itibariyle 700 ile 200. sıralama arasındaki üniversiteler arasında tercih yapıyorlar genel itibariyle. İlk yüze giren üniversitelerde çok şanslı olmuyor maalesef. Bunun dışında neyimiz var? CV'ye ihtiyacımız var başvuru yapmak için. Yine aynı şekilde motivasyon mektubumuzun aslında daha özet, kompakt bir şekilde yazılmış hali. Bir de GRE, GMAT sınavları. Bunlar her ülke için geçerli değil. Ancak hani Amerika gibi ülkelerde aslında geçerli olacak. Bunlar da nedir? Türkiye'deki ALES sınavının İngilizce halleri. Birisi daha fazla matematik ağırlıklı, birisi daha fazla sözel ağırlıklı olarak ilerliyor. Şimdi her ülke diyoruz, biz hangi ülkelerle ağırlıklı olarak çalışıyoruz? Ağırlıklı olarak çalıştığımız ülkeler İngiltere, İrlanda, Amerika, Kanada ve Avustralya. Bu 5 ülkeyle ağırlıklı olarak çalışıyoruz yüksek lisans konusunda. İngilizce konuşulan ülkeler olduğu için de, eğitimlerine de güvendiğimiz ülkeler olduğu için de aslında öne çıkıyor. Ve bunlar da kendi arasında da farklılıkları var. İngiltere, İrlanda'da yüksek lisans 1 sene sürerken, Amerika, Kanada ve Avustralya'da yüksek lisans 2 sene sürüyor. Hepsinde mezun olduktan sonra 2 sene o ülkenin vatandaşı gibi çalışma imkanımız oluyor. Hepsinde yarı zamanlı, okurken yarı zamanlı çalışma imkanlarımız oluyor. Çalışma imkanlarında birazcık farklılıklar var. Mesela Amerika'da kampüs içerisinde çalışmak zorundasınız. Ancak İngiltere'de istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz her zaman. Küçük farklılıklar oluyor tabii ki. Bu noktada minimum maliyetlerden de birazcık bahsetmek gerekiyor. Minimum maliyetler ortalama olarak konuşacağım şimdi. 17.000 ülke biriminden başlayan fiyatlarla diyebiliriz. Hadi 15.000 diyelim. Birazcık da 1000 ile 900 arasındaki üniversitelere kıyaslayacak olursak. Tabii ki bu sayılar 40.000, 50.000 liraya kadar özellikle Amerika'da bile biliyor. Maliyetleri düşünürken şunu unutmamamız gerekiyor. İngiltere, İrlanda'da 1 sene yüksek lisans sürerken Amerika, Kanada'da 2 sene dediğim maliyetleri 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani mesela 15.000 dolar bir üniversiteye yerleştiği 2 ile çarpacaksınız 2 sene için. 2 senelik yaşam maliyetlerimiz olacak. Bunlar dışında burs seçeneklerimiz de mevcut tabii ki. Hepsini ödemek zorunda değilsiniz. Burslar da aslında ikiye ayrılıyor diyebilirim bu noktada. Burslar için de şunu söylemem gerekiyor. Birincisi sizlerin kendinizin başvurabileceği burslar. İkincisi bizlerin sizler için başvurduğumuz burslar. Kendinizin başvurabileceği burslar olarak bunlar da hem eğitim hem yaşam masraflarını karşılayan burslar aslında. En değerli burslar burada. MEP-YLS bursu olabilir, Fulbright olabilir ya da Çevnik bursu olabilir. Bu 3 burs en popüler burslar arasında. Bizim başvurduğumuz burslar neresi diyecek olursanız da eğer ALES'ten 7 üzeri bir puan aldıysanız ve 3 ortalamanın üzerindeyseniz bursuz sizi kaydetmiyoruz üniversiteye. Yani ne demek istiyorum? ALES'iniz tamam, not ortalamamız 3'ün üzerinde. O zaman size eğitim ücretiniz üzerinden mutlaka ve mutlaka bir okul olabilir, iki okul olabilir, hepsinden olabilir başvurduklarınız arasında bir tane burs buluyoruz ve o burslu programı aslında tercih etmek, etmemek de tabii ki sizin tercihiniz ama o burslu programı elde ediyorsunuz çok rahat bir şekilde. ALES'lerimiz peki 6,5 üzeri, 7,5 üzeri gelir mi? Gelir. 7. 7 aldık mı? 7 aldım. Acelemiz neydi? Bir gireyim dedim öylesine. Kaçıncısın bu arada? Dördüncü sınıf. Dördüncü de tamam, tam zamanı o zaman. 2 sene önce 7 almıştım. Süper. 3 sene. Artık geçerliliği yok ama bir daha alırsın. 4 yıl önce 8. Tamam, süper. Gene ben 7 üstü alırım her türlü diyenler var mı? Tamam, süper. Tofun kaç üstü? 100 mü? 100. Aynen. Gayet güzel, kitle güzel. 3 ortalama üstü, herkes 3 ortalama üstü. Güzel burslar çıkar bence bu sınıfta. Ne kadar az olsak da güzel burslar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu noktada burslara değindik. Eğitim ücreti noktasında burslara değindik. Neyden bahsediyoruz bu noktada? Bize inandığımız bir şey var. Şu anda aslında üniversite sıralarındasınız. 4. sınıftayız. Ya da 1. sınıfta olan arkadaşlar var mı? 1, 2. 2'ler. 2.
bizler için daha erken, daha yolun başı ve hikayeyi aslında daha yeni yeni yazıyorlar. Şu anda başlangıçları değiştirme zamanı. Ben görüyorum ki müthiş başlangıçlar yaşanmış bile. Üç ortalamalar bu ekipte. Tamam, kafayı çevirebiliriz. Bu noktada genel itibariyle gittiğim üniversitelerde gördüğüm şu oluyor ki 3'ün altında ortalamalar, dikkat edilmeyen derslerde ilk görüyoruz. Şu ekipte onu görmüyorum, o yüzden mutluyum ve hani başlangıçları değiştirmek ve hikayeyi şu anda itibaren yazıyor olmak gerçekten önemli. Birazcık da dil eğitiminden bahsetmek istiyorum bundan sonrası. Şöyle bir argümanımız var, İngilizce yurt dışında öğrenilir diye. Buna katılanlar kimlerdir, katılmayanlar kimlerdir? Katılanları şöyle bir görsek. Sadece yurt dışında öğrenilir. Ama bu yurt dışında öğrenilir. İngilizce yurt dışında öğrenilir. Seslerimiz katılmayanlar. Tamam bir kişi. Ben bu noktada sana katılıyorum. Çünkü İngilizce yurt dışında öğrenilir argümanına katılamıyorum maalesef. Biraz argüman eksik. Neden eksik? 8 ayar saldık. Yurt dışında mı öğrendik? Yok, bu da öğrendim. Fakat hani hocam ne iş yapıyor hocam dedim. Princeton Üniversitesi'nden gelmişti. Yani şey hani bence hani reading, writing, listening buraları öğrenilir. Hani bunlar tabii bir spesifik bir gramatik ölçüsü. Hani ama bence speaking özellikle yurt dışı özelinde öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü hani Türkiye'de böyle İngilizce konuşabilen çok insan olmuyor şimdi. Bu yüzden de biraz köreliyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Güzel. Peki ne kadar sürede öğrendin? 8 ay ise kaç senede geldin? 8 yıl. 8 yıl. Evet. Bütün ortaokuldan itibaren lise hepsinde öğrendik neredeyse değil mi? Ben de size bir araştırma paylaşayım bu noktada. Türkiye'de değil aslında da İngilizce konuşulmayan bir ülkeyle İngilizce konuşulan bir ülke arasında bir kıyaslama yapılıyor bu noktada. İngilizce konuşulan bir ülkede ikisinde de aynı eğitim veriliyor. Eğitim sonrasındaki gelişmede şunu fark ediyorlar. İngilizce konuşulmayan bir ülkede 7-8 ayda gelinen seviyeye İngilizce konuşulan bir ülkede 2-3 ay içerisinde geliyor. Yani bu ne demek? 4 kat hızlı bir öğrenim demek. Aslında senin de söylediğin gibi olmuş oluyor. Şimdi 4 kat hızlı öğrenim durumumuz var ve dediğin gibi speaking'de aslında daha hızlı ve daha özgüvenli bir şekilde ilerleme durumumuz var. Dolayısıyla ben bu argümanı şu şekilde değiştiriyorum. İngilizce yurt dışında kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilir diyorum. O zaman ben bu argümanı yoksa dediğin gibi Türkiye'de de gayet güzel öğrenilebiliyor. Şimdi yurt dışında maliyetlerimiz var. Maliyet konusunda da bazı öğrenciler hani ilk başta pahalı diye düşünebiliyor. Dışarıdan da tabii ki kurslarla da destekleyen öğrencilerle karşılaşıyoruz ve hani bu noktada, bütçe noktasında da aslında din zamanları ortaya kattığımızda aslında neredeyse başa baş gelen bir dönemde yaşıyoruz şu anda. Bütçe konusunda da bizim, belki sizler için, belki sizin için değil, ancak hani fikriniz olsun. Bir de Worken Study programlarımız mevcut. Dil eğitimi için özellikle konuşacak olursam. Dil eğitimini alırken aslında bunlar birazcık daha gap year yaratmak isteyen, İngilizcesinde birazcık daha gelişmeyi hızlı bir şekilde görmek isteyip ve bir gap year'da böyle bir İngilizcelerini geliştirmek isteyen ve bütçe dostu programlara katılmak isteyen öğrenciler için düzenlenen programlar. Worken Study programı. Bunlar nerede düzenleniyor? Malta'da, Dubai'de, İrlanda'da ve Avustralya'da düzenleniyor. Worken Study programı için Avustralya'yı çok fazla önermiyoruz, o yüzden burada yok. Biraz uzak bir ülke. Yani Worken Study için bu kadar ülke varken oraya gitmeye gerek yok açıkçası. Dubai burada bazen şaşırtıcı olabiliyor. Dubai İngilizce konuşulan bir ülke. %95-96 oranında İngilizce konuşuyorlar. Ne yapıyoruz Worken Study programında? Birazcık ondan bahsedeyim. Dil eğitimini alırken bir yandan da çalışma izni kazandığınız programları oluşuyor. Sabahtan dil eğitimini alıyor öğrenciler. Öğleden sonra parklar hizmet sektöründe genel itibariyle öğrenciler çalışıyor. Ancak şunları da görüyoruz. Mesela İrlanda'da Facebook'un bir ana ofisi orada mesela. Ya da Google'ın ana ofisi orada. Apple'ın Maps için orada bir firması var. Onu biliyorum. Oralarda da part-time olarak çalışmaya girip daha sonrasında full-time'a çeviren öğrenciler olabiliyor. Bu tarz programlarımız da oluyor. Bu noktada Worken Study yerine Worken Travel herhalde üniversite yıllarında daha popüler oluyor. Doğru değil mi? Herkes Worken Travel'ı biliyor. Worken Travel'la da Worken Study'yi şu noktada karıştırmamanızı istiyorum. Worken Travel'da şu andaki hali hazırdaki İngilizcenizi pratik yapabileceğiniz bir program. Artı sadece para kazanmaya yönelik bir program. Worken Study ise şu anki İngilizcenizi geliştirmek için olan bir program. Artı pratik kazanabileceğiniz ve yaşam masraflarınızı giderebileceğiniz, karşılayabileceğiniz bir program. Worken Travel'la kadar vakit ayırmayıp daha fazla gezmek istiyorum diyen yani öğrenciler için aslında bizim en çok tercih ettiğimiz programlardan biri de İngiltere'de. İngiltere'de dil eğitimi aldığınız takdirde bir aylık alsanız bile 6 aylık vizeniz oluyor. Dolayısıyla öğrenciler genel itibariyle bir aylık vizesini alıyor. Daha sonrasında 3 ay sonra tekrar gidiyor İngiltere'ye. Tekrar tadını çıkarıyor ya da 6 ay boyunca hiç çıkmadan aslında ülkenin tadını çıkarmış oluyor. Bizim yine gördüğümüz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Başarılı olarak değerlendirdiğimiz
hepimiz bir kalıpları var, biz teori takma. Başarılı olarak gördüğümüz insanlar, öğrencilerimiz arasında genel itibariyle hayal eden, keşfeden ve konfor alanından çıkan öğrenciler olur. Hepimizin başarılı olarak gördüğümüz anda, CV'sini gördüğümüz anda ya da hayatını gördüğümüz anda, başarılı dediğimiz insanlarda hepsinde bunları gözlemliyoruz. Konfor alanından çıkan, keşfeden ve hayal eden. Benim de nacizane tavsiyem, konfor alanından çıkmak ve fırsatları yakalamak gerçekten bu yaşlarda yapılması gereken şeyler. Ondan sonra aslında bir denklik almamız gerekiyor ya. Hani herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu yoksa denklik onaylanır, hani pürüzsüz bir şekilde iş halledilebiliyor mu? Bu tarz bir şey. Tam olarak bunun için aslında biz ilk bindeki üniversitelerde çalışıyoruz. İlk bindeki üniversitede YÖK tarafından direkt olarak tanınıyor. Herhangi bir denklik alma sürecine, hani böyle Doğu Avrupa'daki ülkelerdeki yapılmış yüksek lisanslar gibi ya da lisanslar gibi onların denkliğini alma sürecine aslında hiçbir şekilde girmiyorsunuz. Tam olarak ilk bindeki üniversitelerin amacı bu. Saydınız işte İngiltere, İlanda'yla çalışıyoruz. Bir de Almanya'yla çalışıyor musunuz? Onu soracağım. Almanya'daki üniversiteler devlet üniversiteleri genel itibariyle. Almanya'da özel üniversitelerde temsilciliğini yürüttüğümüz üniversiteler var. İngilizce eğitim veren üniversitelerde biz bu noktada temsilciliğini yürütebiliyoruz. Ancak Almanya'da yüksek lisans dediğimiz anda devlet üniversiteleri aktarıyor. O noktada da devlet üniversitelerine maalesef biz temsilcilik yürütemiyoruz. Ancak özel üniversitelerde evet, o noktada yardımcı olabiliyoruz. Yüksek lisans sonrası orada çalışmak için gereken desteği veriyor musunuz yoksa? Her üniversitenin dediğimiz bu ilk bindeki olma koşullarından biri de kariyer destek merkezi. Üniversitelerin zaten bunun için kurulmuş departmanları bulunuyor. Mesela benim üniversitemde bana hala iş ilanları atıp duruyor. Ben işe girdiğimi beyan etmediğim için sürekli olarak şurada iş ilanlara başvurmak ister misin tarzında sürekli olarak 3 sene boyunca mezun olduktan 3 sene boyunca bu kariyer desteğini zaten sağlıyorlar. Size uygun bir iş olduklarını düşündükleri anda direkt sizle ilan paylaşma ya da sizin CV'nizi paylaşma gibi aslında bir misyonları da var içeride. Çünkü kendilerini ilk günde tutabilmek için mezunların hızlı bir şekilde işe girmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sürekli olarak bir destek o noktada üniversiteden geliyor, Leman Akademi'den değil maalesef. Hangi ülkeleri düşünüyoruz? Amerika düşünenleri şöyle bir görsem. Benim hani mecbur öğrenmeni. Mecbur mu? Neden mecbur? Çünkü okul öncesi bölüm hani Avrupa'da baktığım zaman çok fazla yok. Hani daha çok Amerika'da ağırlığı olan bir bölüm olduğunu gördüm araştırdığım zaman. O yüzden hani biraz daha o tarafa kayıyordum. İngiltere'yi araştırdın mı peki? Araştırdığımda biraz pahalı geldi. O yüzden çok şey yapmadım. Hani daha çok Amerika'da olduğunu gördüm yani. Anladım. Pahalı geldi noktasında ben de tam olarak o noktadan dolayı aslında İngiltere'yi seçtim. Açık konuşmak gerekirse. İlk başta görünürde İngiltere evet pahalı gibi gözüküyor ama yaşam masraflarını ve süreyi dahil ettiğiniz zaman İngiltere gerçekten çok iyi bir opsiyon. Amerika'da o 2 sene hem kira hem okul üzerine düşünecek olursanız İngiltere'de 1 sene içerisinde acı bir anda geçiyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Hızlı olacak. Daha sonrasında hızlı bir şekilde çalışma hayatına giriyorsunuz. Hani bunun amorti ettiği noktalar gerçekten çok daha farklı. O yüzden bir İngiltere'ye de belki bakmak gerekir. Amerika düşünenler 4-5 kişi var bugün. Açıkçası bizim yazılım sektörü için bence Amerika en uygun yaptığı düşünüyorum. Yani değişir aslında. Yani sonuçta Amerika'da da evet yazılım alanda çok iyi. Ama hani yaptığınız üniversiteye göre tabii ki bu noktada değişiklik gösterecek. Ben Reading Üniversitesi'nden hani bilgisayar mühendisliğinin altında data science'da sonuçta. Orada yaptım. Pişman değilim. Hayır değilim. İngiltere'de de aynı sizin ihtiyacınız olan yazılım programlarına mutlaka ve mutlaka karşılık verecek bölümler vardır. Ancak tabii ki daha bir sosyal yaşam mı istiyoruz yoksa daha bir kapital yaşam mı istiyoruz bir sonraki hayatımızda? Bunlar birazcık daha çekillendiren şeyler oluyor. Silikon Vadisi'ne girip çalışmak mı yoksa İngiltere'de biraz daha konforlu bir şekilde daha ortalama bir yaşam mı? Aslında burada birazcık bunları düşünmek gerekiyor. İngiltere düşünenler mi? İngiltere hayranıyım galiba. Ben İngiltere hayranıyım ama gezmek için biraz hani... Sadece gezmek için mi? Ya kültürünü öğrenmek istedim. Eğitim için Amerika mı? Evet. Senin. Amerika'da çok güzel opsiyon. Çok tercih ediliyor. Ancak birazcık süreçleri olsun, yorucu noktaları olabildiği için artık ben birazcık daha İngiltere'ciyim. Mesela şey işletme falan okusam ya, hiç düşünmüyorum İngiltere'de açıkçası. Hani bilsem ben sonra tabii Amerika'da açıyorum. Herkes bunu görüyor. Hani 2 yıl sonra ne olur bilmiyorum ne diyeyim. Firma sayısı olarak da yine Amerika önde gidecek. Ancak hani dediğim gibi o daha sonrasındaki çalışma hayatındaki beklentilerle alakalı. Güzel. Yine sorularınız olursa her zaman Ankara ofisinize de bekleriz. Şu an sizle alakalı olan kısım orası. İstanbul'da da, Londra'da da ofisimiz bulunuyor. Londra'da gezmeye geldiğinizde de bekleriz. Her zaman bekleriz. Geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.